Size bir haberden bahsedeceğim. Bu haberden bahsetmeden önce size sadece bir uyarı yapmak istiyorum. Yakında, çok ama çok yakında, Türkiye'de başta olmak üzere birçok ülke birbiriyle savaşacak. Ne petrol, ne altın, ne de elmas yüzünden. Bu savaş ne dinler arası olacak, ne de ırklar arası olacak. İzlerken dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bu savaşın adreslerinden bir tanesi kendi topraklarımız, yani Türkiye. İlk önce habere geçelim. Amerika'nın hazırladığı bir rapor. 2022'den sonra dünyada tüm ülkeler arasında su savaşları patlak verecek. Amerikan Ulusal İstihbarat Müdürlüğü'nün raporuna göre dünyada içme suyu kaynakları 2040 yılına kadar küresel talebe cevap veremeyecek duruma gelecek. Yani tükenmekte olacak. 22 Mart Dünya Su Günü'nde yayınlanan raporda Orta Doğu, Güney Asya ve Kuzey Afrika su kıtlığını en şiddetli hissedileceği bölgeler arasında sıralanıyor. Rapora göre Türkiye'nin kuzey bölgesi ve batı bölgesinde su kıtlığı hissedilmeyecek ama güney ve Orta Anadolu bölgesinde ve doğusunda su kıtlığı yaşanacak. Türkiye'nin kuzeyindeki su bolluğu yüzünden Türkiye ile birçok ülke savaşacak. Yanlış duymadınız. Peki Türkiye'nin kuzey kısmı nereler oluyor? Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Samsun, Ordu, Kastamonu, Sinop diye gidiyor. Yani anlayacağınız bu bölgelerde su bolluğu var. Diğer bölgeler, Doğu Anadolu bölgelerinde ise su kıtlığı yaşanıyor. Ve Orta Doğu'da petrolden çok suya değer verileceğini söylüyor raporda. Arkadaşlar, dünyada birçok yerde su kıtlığı aslında yaşanıyor. Bu 2022 yılını beklemesine de gerek yok. Ama henüz bitme ve tükenme durumunda değil. Şimdi habere tekrar geri dönelim. Önümüzdeki 10 yıl içinde su savaşları başlayacak. 2022 yılında ise çatlak vermeye başlayacak. Halihazırda 7 milyar olan dünya nüfusunun artışı bu hızla sürdükçe su kaynaklarının azalması ve kirlenmesiyle yeni sorunlar ortaya çıkacak. Öyle ki 2030'da su talebiyle arz arasında fark %60-%70'lere çıkacak. Ve su uluslararası ilişkilerde bir silah ya da baskı unsuru haline gelecek. Amerika'daki yayınlanan, daha doğrusu Amerika'nın yayınladığı rapor bu şekilde. İster buna bir plan deyin, isterseniz Allah'ın gazabı olarak görün. Ama bu savaşın patlak vereceği çok aşikar bir şekilde ortada. Çünkü dünyada su kıtlığı, zaten Afrika'yı artık saymıyorum, Afrika'da zaten su kıtlığı var. Ama dünyada su kıtlığı, özellikle Orta Doğu ve Asya tarafında su kıtlığı artık neredeyse zirve noktasına gelmiş durumda. Bugün su kıtlığı yaşamayacak ülkelerin başında Rusya ve Kanada geliyor. Diğer ülkelerse bu risk altında bulunuyor. Özellikle Türkiye, yani kendi ülkemden bahsedecek olursam, Türkiye'de Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ağır bir su kıtlığı yaşanıyor. Küresel ısınmanın artması ve kullanılabilir suların hızla tüketilmesi gelecek su nedeniyle savaşlar çıkacağını işaret ediyor. Yine Amerika'daki bir üniversitede çevre bölümü öğretim görevlisi doçent doktor Oben Randihir de kaynakların azalması nedeniyle su kavgalarının artacağını vurguluyor. Peki geleceğin su savaşlarının hangi bölgelerde, hangi ülke arasında gerçekleşmesi bekleniyor? İşte Amerika'nın da bu beklentilerle ilgili bir raporu var. Peki bu raporda en çok merak edilen olay şu: Türkiye'de su savaşları gerçekten olacak mı? Dünya nüfusunun %60'ından fazlasına sahip Asya kıtası bu kullanılabilir suyun %36'lık bir kısmına sahip. Öte yandan dünya nüfusunun %6'sına karşılık gelen Güney Amerika kıtasında kullanılabilir suyun %26'sı bulunuyor. Sadece Amazon nehri ise tüm dünya üzerindeki kullanılabilir suyun %15'ini oluşturuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun %66'sı su kıtlığı yaşayacak. Randihir'e göre tarihsel olarak bakıldığında Orta Doğu'da ve Amerika'nın bazı bölgelerinde böyle uyuşmazlıklar bekleniyor. Su kaynaklarının farklı ülkeler tarafından paylaşıldığı bölgelerde su sorunları bekleniyor. Randihir bunlara Nil Nehri ve Amerika ile Kanada arasındaki bölgeyi örnek veriyor. Çözümü ise havza yönetimine önem verilmesi ve sudaki kirlenmenin önüne geçilmesi. Olası su savaşlarının taraflarıyla ilgili çok sayıda öngörü bulunuyor. Bunların en dikkat çekicisi, dünya nüfusunun %5'ini barındırmasına rağmen dünya su kaynaklarının sadece %1'ine sahip olan Orta Doğu. Ayrıca bu kaynakların, daha doğrusu su kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmemesi içinse dünya yeryüzünde insan nüfusunun kademeli olarak azaltılması projesi var. Yanlış duymadınız. Bu projeyi şu şekilde niteliyorlar arkadaşlar. Daha doğrusu raporda bu şekilde geçiyor. Dünya nüfusundaki nüfus artışını dengeleyebilmek için bugün dünyada bunu yapan birkaç ülke var.
Bunların başında Çin geliyor. Çin tek bir çocuk doğurma hakkı veriyor bir aileye. Dünyada da buna benzer bir konsept uygulamak istiyorlar. Yani nüfus artışını önleyebilmek için kısırlığa varana kadar, insan neslini bir şekilde durdurabilmek için kısırlığa varana kadar projeler üretiyorlar. Bir diğerki videoda da zaten bundan size bahsedeceğim. Neler gerçekleştirmek istediklerini anlatacağım size. Ama ben buradan bir küçük örnek verebilirim size. Bunun içinse insan DNA'larını engelleyecek bazı ürünler ve yiyecekler üretiyorlar. Yani dünya nüfusunun artışını dengeleyebilmek veya bir savaşa patlak vermeden önce dünya nüfusundaki hızlı nüfus artışını önleyebilmek için böyle bir yöntem geliştirmek istiyorlar. Ama bu yöntemin altında farklı bir şey daha var. Onu da diğer bir videoda anlatacağım size. Gördüğünüz gibi dünya üzerindeki çözümler bunlardan ibaret değil tabii ki. Peki Türkiye ile alakası var mı veya Türkiye gerçekten bu durumda riskli ülkelerden mi? Evet, Türkiye gerçekten riskli ülkelerden. Fırat ve Dicle için Türkiye, Suriye ve Irak arasında çatışma olasılığı görüyor. Anlayacağınız gibi Fırat ve Dicle Orta Doğu'ya açılan bir su deposu. Ve Türkiye'de bu suyun merkezini oluşturan ülke. Orta Doğu'daki tüm ülkeler bu suya neredeyse muhtaç. Başta Suriye, Irak, Ürdün ve birçok Arap devletleri Fırat ve Dicle'den gelen suyu kullanmakta. Suudi Arabistan'da çoğunlukla zemzem suyu kullanılıyor. Yeraltı kaynağından gelen bir zemzem suyu. Allah'ın verdiği bir nimet. Ve bu Türkiye'deki bu su kaynağı yakın bir gelecekte, dediğimiz yakın bir gelecekte 2 sene sonra bu su kaynaklarının önemi çok yüksek olacak. Arkadaşlar, Orta Doğu'ya şöyle bir baktığınız zaman kuraklık ve çöl neredeyse ve su kıtlığı yaşayan ülkelerin başında Suriye ve Irak geliyor. Yani Türkiye buradan baraj kapaklarını kapatsa veya su akımını durdursa iki ülkede susuzluktan kırılacak. O duruma gelmiş durumda. Ve yıllardır da zaten bu durum ortadaydı ve hala da böyle devam etmekte. Ve Türkiye'de bu yüzden başta İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin olmak üzere neredeyse düşmanca gördüğü ülkelerden bir tanesi oluyor. Yani anlayacağınız su, İran, Suriye, Irak ve diğer Arap ülkeleri için elmas niteliğinde. Çünkü suları yok ve bu yüzden de Türkiye savaşın odak noktalarından, daha doğrusu Orta Doğu'daki su savaşlarının odak merkezi halinde. Yani bir savaş çıkacaksa merkezlerinden bir tanesi ne yazık ki Türkiye olacak. Türkiye bu yüzden de risk altında. Orta Asya'ya baktığımız zamansa Aral Gölü etrafında Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir hesaplaşma olasılığı var. Arkadaşlar, bu arada okuduğum bu rapor Amerika'nın çıkarmış olduğu bir rapor. Biz buna rapor mu diyelim, gelecek projesi mi diyelim, artık ona siz karar verin. Ben size sadece raporu okuyorum, rapordaki bilgileri teyit geçiyorum. Güney Asya'da Vular Barajı ile ilgili Hindistan-Pakistan gerilimi var. Farakka Barajı için Hindistan ile Bangladeş geriliyor. Yani anlayacağınız su savaşları aslında başlamaya başlamış. Yani Asya şu an çalkalanıyor. Mahakali Irmağı ise Nepal ile Hindistan arasında el bombası gibi. Güneydoğu Asya'da Mekong Irmağı'nı denetleyecek barajlar yapmaya kalkışan Kamboçya, Çin, Laos, Tayland, Vietnam'ın da karşı çıkmasıyla neredeyse bir savaşa patlak veriyorlardı. Yani anlayacağınız aslında su savaşları çok çok önceden Asya'da ve Orta Doğu'da başlamış durumda. Dediğim gibi beni Asya'daki ülkelerin durumu çok fazla ilgilendirmez ama bunu da bilgi olarak geçmek zorundayım. Beni ilgilendiren Türkiye'nin durumu. Yani Türkiye şu an savaşın merkezi. Çünkü dediğim gibi su kaynağı olarak, Orta Doğu'da su kaynağı olarak en zengin ülkelerin başına Türkiye geliyor. Bunun sebebi de kuzey tarafının su bakımından zengin ve bol olması. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, Amerika'nın çıkarmış olduğu rapora göre 2022 yılında Orta Doğu'yu karıştıracak bir savaş, 2030 yılında Asya ve Orta Doğu ve 2040 yılında ise tüm dünyayı birbirine düşürecek bir savaştan bahsediyorum. Ve Amerika'daki rapora göre, yani 40 yıllık rapora göre ise 2060 yılında neredeyse dünya üzerinde su oranı kalmayacak. Bugün Amazonları katlediyorlar. Bugün Asya'daki su yataklarını katlediyorlar. Orta Doğu'daki durumu zaten görüyorsunuz. Savaştan neredeyse başlarını kaldıramıyorlar. Petrol diye her yeri kazdılar, eşitler. Gördüğünüz gibi durum ortada. Bugün Türkiye'deki durum birazcık daha iyimser durumda. İyimser olmasının sebebi ise su kaynaklarını olabildiğince elinde tutup plan ve projeye göre kullanabiliyor. Ama diğer ülkeler, ya daha doğrusu Orta Doğu ülkeleri henüz bu konuma gelmiş durumda değiller. Bakalım neler olacak? Bu 10 yıl içinde Türkiye'de neler patlak verecek? Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.